Teşekkür ederim Özgün Bey. Öncelikle tüm katılımcıları da selamlıyorum. Şimdi öncelikle müsaade ederseniz ben de Deva Partisi'nin bu siyasal şiddet endişelerine nasıl baktığına dair kısa bir şeyler söyleyip oradan da ekonomiye geçeyim. Şimdi tabii iktidar kanadı şöyle bir hava vermeye çalışıyor. İşte bunlar bir vehimden ibaret, bunlar bir kuruntudan ibaret. İşte bunlar temelsiz bir takım iddialar veya beklentiler, endişeler şeklinde bir hava vermeye çalışıyor ki bu çok yanlış. Şimdi tabii bu endişelerin duyulmasıyla ilgili yakın zamanda çok somut olaylar yaşadık. Yani işte İzmir'de gencecik bir kadın HDP il binasında cinayete kurban edildi. Yine Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı ölümcül derecede hastanelik edildi. Yine gazetecilere burada şiddet uygulandı. İşte İyi Parti Genel Başkanı'nın Rize'de tabii karşı karşıya kaldığı durum ortada. Bizim kendi genel başkanımız Sayın Babacan bir suç örgütü liderinin oğlu tarafından tehdit edildi. Şimdi bu somut olaylar ortada dururken bu endişelere vehim, kuruntu veya temelsiz demek mümkün değil. Bir de tabii Yunus Bey'in söylediği gibi bizim tarihimizde, yakın tarihimizde bunun örnekleriyle dolu. Yani bu ülkede biz yıllarca yargısız infazlar, sokak ortasında silahlı saldırılar, bombalı suikastler, toplu linç girişimleri yaşadık ve binlerce insanımız kaybedildi, hayatını kaybetti. Yani bunlar ortadayken, bu hafıza ortadayken, bu somut olaylar ortadayken hani bunlara böyle vehim demek mümkün değil. Daha 4 gün önce çok önemli bir şey. 10 Ekim katliamının yıl dönümüydü. 2015 10 Ekim katliamının yıl dönümüydü. Ve iletişim başkanı Fahrettin Altun işte Türkiye artık işte 90'lara dönmeyecek, bir faili meçhuller ülkesi olmayacak gibi bir açıklama yaptı. Son derece gülünç bir açıklama. Çünkü daha 10 Ekim katliamının failleri dahi bulunabilmiş değil. Türkiye tarihinde emsali görünmemiş terör saldırılarından birisi. 102 evet. insanımız hayatını kaybetti. Tabii ki hiç kimse Türkiye'nin 80'li yıllara, 90'lı yıllara geri dönmesini istemez. Hatta bunun için de bütün varlığıyla çaba ortaya koymalı. Tabii ki iletişim başkanının böyle bir açıklaması var ama şimdi öte yandan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha ne günler göreceksiniz, daha kötü günler göreceksiniz, bunlar daha iyi günleriniz. İşte muhalefet yönetime, iktidara talip olmamalı şeklindeki açıklamaları, tabii ki bu iletişim başkanının söylediği sözleri tamamen hükümsüz hale getiriyor. Şimdi buradan bir de tabii baktığınız zaman bu siyasi şiddet uygulayanlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmıyor. Yani herhangi bir tutuklama söz konusu değil. Tam tersine bu kişiler kendi partileri içerisinde veya kendi organizasyonları içerisinde daha üst kademelere yükseltiliyor. Tabii bunlar da tabii ki endişeleri daha da artırıyor. Yani biz Deva Partisi olarak bu siyasi şiddet dilinin bir an önce terk edilmesi gerektiğini, siyasi şiddet diline karşı, siyasi şiddet uygulamalarına karşı sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz ve Türkiye'nin bütün meselelerinin aslında demokratik siyaset zemini içerisinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz ve burada da açıkçası Sayın Cumhurbaşkanı'na önemli bir çağrıda bulunuyoruz. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı her konuda görüş beyan eden, her konuya yorumda bulunan Sayın Cumhurbaşkanı böylesine önemli bir konuda sessiz kalamaz. Sayın Cumhurbaşkanı burada çok net bir tavır ortaya koymalıdır. Biz siyasi şiddete karşıyız. Biz barış ve huzur içerisinde bir siyaset ortamı arzu ediyoruz açıklamasında bulunmalıdır. Ve kurumları da bu yönde harekete geçirmelidir. Özellikle tabii ki bu önleyici rolü olan, sorumluluğu olan kolluk kuvvetleri gibi, istihbarat birimleri gibi birimleri de bu anlayışla harekete geçirmelidir. Bunun altını çiziyoruz. Ben bir noktada Yunus Bey'in söylediği şeye çok katılıyorum. Yani bu konuda biz hassasiyetimizi dile getirmeliyiz. Sürekli bunu tabii ki gerektiği durumda gündemde tutmalıyız. Ama
iktidarın bu korku iklimine de bir prim vermemeniz lazım. Çünkü iktidar işte bu korku iklimini alttan alta yaymaya tabii ki çaba gösteriyor. İşte ya bunlar zaten yönetimi bırakmaz, iktidardan gitmez, bunlar yönetimin değişmesine izin vermez gibi bir korku iklimi zaten yayılmaya çalışılıyor. Biz buna da müsaade etmememiz lazım. Tabii buna müsaade etmemek ne demek? Tabii ki muhalefet partilerinin gerçekten ciddi bir birliktelik, ciddi bir duruş sergilemesi gerekiyor bu konuda. Bu çok çok önemli. Yani Türkiye'de tabii demokrasi çok ciddi anlamda geriledi ama henüz ölmedi. Sandık halen fonksiyonunu ifa ediyor. Bunu İstanbul seçimlerinde gördük, bizzat iyi tecrübe ettik. Burada muhalefet partileri tabii ki çok aslında kayda değer bir şekilde böyle tereddüte mahal bırakmayacak bir çoğunlukta seçimi kazanmayı, hem cumhurbaşkanlığını hem meclis seçimlerini kazanmayı hedefleyen bir anlayışla ve stratejiyle devam etmeli. Bu konuda biraz Yunus Bey değindi. Muhalefet partilerinin, özellikle 6 muhalefet partisinin bu güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çok tabii yakın bir çalışması var, işbirliği var. Bu çalışmaların daha da güçlendirilerek devam etmesi önemlidir diye düşünüyorum. Yani buradan çıkış bu çalışmalarla ve böyle bir yaklaşımla mümkün olacaktır. Tabii bir noktada siz iletişim birimi algı yönetimiyle götürmeye çalışıyor dediniz Özgün Bey. Doğru, ama bu strateji, bu yaklaşım ancak algıyla gerçeklik arasında çok büyük uçurum yoksa çalışır. Yani o ikisi arasında fark küçükse çalışır. Ama bizim hani Anadolu tabiriyle mızrak çuvala sığmıyorsa artık algıyla işleri götürmek mümkün değil. Şimdi birçok noktada, özgürlükler noktasında böyle, yolsuzluklar noktasında böyle, yasaklar noktasında böyle, biraz sonra ekonomiyle ilgili konuşuruz. Orada öyle, artık mızrak çuvala sığmıyor. Yani bu işi algıyla, algı operasyonlarıyla götürmek artık mümkün değil. Bunun da altını çizmek istiyorum. Biz bunu çünkü sahada da çok net bir şekilde görüyoruz. Kadir Bey mutlaka araştırmalarında görüyor ama biz de sahada bilfiil il il geziyoruz ve burada vatandaşlarımızın artık meseleleri nasıl okuduğunu ve artık bu tür böyle korkutma, bu tür işte göz boyama gayretlerine de prim vermediğini görüyoruz. Şimdi tabii ekonomiye gelince biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra biz 4 tane Merkez Bankası Başkanı değiştirdik. Yani Merkez Bankası Başkanı neredeyse bir geçici çalışan statüsüne girdi. Yani 4 ayda bir, 6 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değiştirdik. İşte dün de yine atlanılmadı. O 6 ay sonra Merkez Bankası'nın atandığından sonra 6 ay içerisinde bu sefer üst yönetim değişti. 3 tane üst yönetim değişikliği oldu. Bunları ben nasıl okuyorum, nasıl görüyorum? Bunlar aslında bir anlamda bugüne kadar yok edilmiş, öldürülmüş, çökertilmiş Merkez Bankası bağımsızlığının tabutuna son çivi gibi görüyoruz biz bunları. Maalesef size çok net Merkez bir soru sormak istiyorum İbrahim Bey. Birazcık daha vatandaşın anlayabileceği ve merak ettiği bir aslında bağlamda bir soru sormak istiyorum. Sizce bu yeni değişiklikler faiz indirme kararlarının devamı için gerçekleştirilmiş değişiklikler mi? Yapılmış kesinlikle değişiklikler mi? Şimdi başka bir izahı yok Özgün Bey. Şimdi siz 5 ay önce bir Merkez Bankası Başkan Yardımcısı atamıştınız. Merkez Bankası'nın içinden gelmiş, dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görmüş. Yani profesyonel yetkinliğiyle ilgili bir şey söyleyemeyeceksiniz. 5 ay önce siz kendiniz atamışsınız ama anlaşılıyor ki bu kişiler bir kısmı tabii ki bu son faiz indirimine karşı tavır almışlar ve politikalara karşı bir direnç sergiliyorlar. Bunun başka bir izahı yok. Çünkü başka bir rasyonel açıklaması yok. Diğer başkan yardımcısı ile ilgili durum da aynı. Para politikası kurulu üyesi ile ilgili durum da aynı. Yani Cumhurbaşkanı
hani şak dediğinde tak diye yerine getireceği bir Merkez Bankası yönetimi istiyor açıkçası. Tabii bunun çok vahim sonuçları ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi Özgün Bey, ben 11 yıl hazine müsteşarlığı yaptım. Ve hazine müsteşarı olarak da para politikası kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katıldım. Çünkü müsteşarların böyle bir hakkı var, hazine müsteşarlarının. Dolayısıyla Merkez Bankası'nda görev yapan arkadaşların bir kısmını da yakinen tanıyorum. Şimdi Abdullah Bey'in toplantılara katılmadığı iddiası doğru bir iddia değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. Yani Abdullah Bey toplantılara gelip katılan birisi. Son toplantıya katılmadığı söylendi. Yani Amerika'dan gelip işte gidiyordu demek istiyorsunuz. Koronavirüs nedeniyle katılmadı. Tabii ki katılıyordu. Yani bu koronavirüs nedeniyle katılmadığı söylendi. Tabii onun da ben açıkçası bir yanıltma olduğunu düşünüyorum. Abdullah Bey muhtemelen bu kararlara itiraz ettiği için, karşı geldiği için böyle bir işte gerekçe sunmuş oldular. O gerekçenin zaten doğru olmadığı da bugün aslında anlaşılmış oldu. Bir de şu noktanın altını çizeyim Özgün Bey, buna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu her şeyin tek bir kişinin iki dudağı arasında olduğu yönetim sisteminde bürokratların istifa hakkı yokmuş gibi bir tavır sergileniyor. Yani önce bürokratları itibarsızlaştırıyorlar, ondan sonra işte biz görevden aldık diye bir yaklaşım izleniyor. Bakın biraz önce diğer başkan yardımcısıyla ilgili örneği verdim. Yani dolayısıyla ben bu dönemde bu başkan yardımcılarıyla ve kurul üyeleriyle ilgili çıkan haberlere açıkçası çok ihtiyatlı yaklaştım. Abdullah Bey de dünyanın en iyi üniversitelerinden eğitim almış ve en iyi üniversitelerinde öğretim üyeliği yapan ve alanında gerçekten yetkin bir kişi. Yani bu iktidarın biraz buralarda insanları itibarsızlaştırıp kendi kararlarına bir mesnet oluşturma çabası da var. Bunun da altını çizmiş tabii olayım. Bunu şunu, böylece şu şerhi doğru bilgilendirmiş olalım. En azından benim açımdan. Hı, tamam, şu şerhi düşeyim. Ben kendi ifademi düzeltiyorum sizin beyanınızın üzerine. Çünkü sizin bizzat tanıklığınız var toplantılara katıldığı yönünde. Ama şu şerhi de düşeyim. Bu iddiayı ortaya atan kişi iktidarla uzaktan yakından ilgisi olamayacak ve iktidarın ekonomi politikalarını... Biliyorum. Murat Kubilay'ı tanıyorsunuzdur. Zaten yani kolay da doğrulamak mümkündür. Yani ben çünkü en azından 2014 yılına kadar... Sayın Yavaş 2008 yılında atandı. 2014 yılına kadar ben kurul toplantılarına katıldığım için yani bizzatihi kurul toplantılarına iştirak ettiğini de gözümle görmüş birisi olarak söylüyorum bu bilgiyi. Bunu bu şekilde ben en azından kendi açımdan düzeltmiş olayım. Ama tabii bu değişiklikler Özgün Bey esas tabii ekonomiye yansıması önemli. Merkez Bankası'nın güven ve itibarına yansıması önemli. Şimdi bu kararlar sonucunda tabii Merkez Bankası'nın güven ve itibarı tamamen dibe vurmuş oldu. Tabii bu neye yansıyor? Tabii ki bu döviz kurlarına da yansıyor, işte faize de yansıyor, Türkiye'nin risk primine de yansıyor ve halkımız da buradan çok ağır bedeller ödüyor. Bakın çok ağır bedeller ödüyor. Bizim için önemli olan kısmı bu. Çünkü bir Merkez Bankası'nın en önemli silahı güven ve itibardır Özgün Bey. Ne faiz politikasıdır, ne sahip olduğu rezervlerdir, ne elindeki diğer araçlardır. Eğer bir Merkez Bankası'nın güven ve itibarı yoksa, sözünün gücü yoksa, elindeki araçlar ne kadar çeşitli olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Zaten bunu da böyle görüyoruz. Bakın 4 defa bu tecrübeyi yaşadı Türkiye. 4 defa. 2018 yılında yaşadı, 2019'da yaşadı, 2020'de yaşadı, 2021'de yaşadı. Her defasında böyle siyasi talimatlarla faizleri indirme, ondan sonra kurun patlaması, enflasyonun patlaması ve nihayetinde dönüp faizin daha yüksek bir seviyeye çıkartılması. Tabii bunların hepsi milletimize ağır bedeller ödetiyor. Hep söylüyorum ben. Türk lirası dolar karşısında 1 lira değer kaybettiğinde, yani dolar 1 lira Türk lirası karşısında arttığında, Türkiye'nin risk primi 1 puan arttığında,
hazinenin faizleri 1 puan arttığında Türkiye'ye bunun brüt maliyeti 550 milyar lira. Şimdi bakalım, yani bu son Eylül ayının başından itibaren alınan kararların neticesi. Şimdi bir risk primi 1 puan arttı. Yani kurlar 8.30'dan 9.20'ye 1 liraya yakın arttı. Hazinenin faizleri 2.5 puana yakın arttı. Yani siz faizleri, Merkez Bankası faizlerini niye düşürüyorsunuz? Hazinenin faizleri de düşsün diye düşürüyorsunuz değil mi? Yatırım için, üretim için gerekli olan faizler aşağı gelsin diye düşürüyorsunuz. Ama o güven ve itibarı kaybettiğiniz için bu olmuyor. Tam tersine uzun vadeli faizler, hazinenin borçlanma faizleri yukarıya gidiyor. İşte bunların maliyeti 550 milyar. 550 milyar ne demek? Pandemide esnafa verilen desteğin 108 katı. Fakir ailelere verilen desteğin 95 katı. Türkiye'deki tüm çiftçilere bir yıl içerisinde verilen tarımsal destekleme ödemelerinin 25 katı. Yine yaklaşık 700 bin kişiye iş sağlayacak bir yatırım büyüklüğü demek bunlar. Bunların hepsini tabii ki milletimiz ödüyor bu bedelleri. Ama işte biraz önce oradan geldik. Bu algıyla gerçeklik arasındaki farkın artık uçurum haline geldiğini, kapatılamaz hale geldiğini görüyoruz. Çünkü bu birebir vatandaşımıza geçim sıkıntısı olarak yansıyor, yoksulluk olarak yansıyor, hayat pahalılığı olarak yansıyor ve bunu sahada biz bilfiil görüyoruz. Şimdi bir cümle daha söyleyeyim, bitireyim bu kısmı Özgün Bey. Şimdi korku siyaseti sadece şeyde yok. Yani ne diyelim, güvenlik meselelerinde yok. Korku siyaseti işte sadece böyle siyasi konularda yok. Korku siyasetini AK Parti her alana yaymış durumda. İşte o alanlardan bir tanesi de sosyal yardımlar. Ne diyor? Diyor ki işte biz gidersek elinizdeki sosyal yardımlar tükenir. Sosyal yardımlar biter. Sosyal yardımları alamazsınız. Şimdi işte onun için biz de Deva Partisi olarak aslında daha yeni birkaç hafta önce sosyal yardımlar eylem planımızı açıkladık. Bakın dedik, Deva Partisi iktidarında işte sosyal yardımlarla ilgili ilk 90 günde, ilk 360 günde ne yapılacak? Bu sosyal yardımları sosyal devletin bir gereği olarak ananızın ak sütü gibi helal bir şekilde alacaksınız. Bu size kimsenin lütfu değildir. Aslında muhalefetin bu konuları da çok iyi işlemesi gerekiyor. Korku siyasetinin en yoğun olarak kullanıldığı alanlardan bir tanesi de bu. Şimdi diğer bir korku siyasetinin AK Parti tarafından istismar edildiği alan işte bir takım işte muhafazakar kesimin bazı endişelerini istismar etmek. İşte biz gidersek işte sizin bugüne kadar elde ettiğiniz bir takım kazanımları kaybedersiniz. Hayır, hayır. Yani o kazanımları millet elde etti. O kazanımları muhalefetin de desteğiyle meclis verdi. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin de burada çok önemli katkıları oldu. Bunları inkar etmek mümkün mü? İşte bu konuları da çok iyi işlemek gerekiyor. Yani bu korku siyaseti sadece işte şeyle ilgili değil. Yani biraz önce konuştuğumuz siyasi şiddet söylemleriyle sınırlı değil. Korku siyasetini her yana, her alana taşımaya çalışıyorlar. Burada da dikkatli olmak gerekiyor. Bunların her biriyle ilgili de vatandaşımızı doğru bilgilendirmek gerekiyor. Ve bu tabloyu daha net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Tamam, teşekkürler. Ben bir düzeltme yapmak istiyorum. Benim hatam, Murat Kubilay'ın böyle bir beyanı yok. Toplantılara katılmadığını değil, 13 yıldır Amerika'da yaşadığını söylemiş. Toplantılara katılmadığı şeklinde ben yanlış bir değerlendirme yapmışım. Eksik hatırlamışım meseleyi. Sizin beyanınızla da teyit edildi. Her toplantıya katıldı. Ancak tartışmalı bir konu tabii ki bu. Fakat sözü diğer konuklarımıza devretmeden önce çok kısa şu konuda bir beyanınızı rica ediyorum. Eğer tabii ki böyle bir beyanda bulunmanız mümkünse. Yakın zamanda Millet İttifakı'nın ittifakı genişletme yönünde bir iradesi olduğu yönünde bir açıklama, bir haber düştü çeşitli kaynaklara. Ve tabii ki bu genişleme Gelecek Partisi, öncelikle Gelecek Partisi ve DEVA'ya yönelik olarak olacağı söyleniyor. Sizin parti olarak Millet İttifakı'nın bu
birlikte hareket etme, 2023 seçimlerine doğru birlikte hareket etme ve ittifakı genişletme stratejisine yönelik yaklaşımınız nedir? Buna sıcak bakıyor musunuz? Çeşitli seçim yasasının değiştirilmesi girişimleri olabileceği söyleniyor. Ancak mevcut durumda Deva ve Geleceğin Millet İttifakı ile birlikte hareket etmesinin 2023'ten sonra veya seçimden sonra oluşabilecek seçim meclis tablosunda daha olumlu ve daha geniş bir parlamento temsili yaratabilme olasılığı olduğu söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir girişime sıcak bakıyor musunuz parti olarak? Şimdi Özgün Bey, bizim bu konudaki duruşumuz, tutumumuz şu an itibariyle müteaddit defalar biz dile getirdik. Bunun yeteri kadar açık olduğunu söyleyebilirim ama yine de şöyle bir kısaca çerçeveyi vermek isterim. Şimdi biz Deva Partisi olarak tabii yeni kurulmuş bir partiyiz. Yani 1,5 yaşında bir partiyiz. Bizim için önemli olan, öncelikli olan tabii ki kendi kimliğimizi, kendi politikalarımızı, kendi duruşumuzu halka anlatmak. Yani halkta taban bulmak ve o tabanı olabildiğince güçlendirmek ve geliştirmek. Bizim birinci önceliğimiz bu. Ama biz bu arada şu üç ayrımı da birbiriyle ilintili fakat farklı olan üç ayrımı da net olarak yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Bir görüşme, partilerle görüşme. Biz tüm partilerle, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm partilerle görüşürüz diyoruz. Herkese kapımız açıktır diyoruz. Görüşmeyi arzu eden her partiyle görüşürüz diyoruz. İkincisi işbirliği. Bazı tematik konularda işbirliği. Biz bu tematik konularda da işbirliğine açık olduğumuzu ifade ediyoruz ve aslında şu anda 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde yapmış olduğu çalışmalar bizim bu işbirliğini güçlendirme, işbirliğini sıcak tutma yaklaşımımızın bir yansıması. Biz bu tür işbirlikleri içinde olmaya devam edeceğiz. Yeni alanlar olabilir, o alanlarda da işbirliği yapacağız. Şimdi ittifak konusu tabii neyle ilgili? Cumhurbaşkanlığı adaylarıyla ilgili ve meclis seçimleriyle ilgili. Dolayısıyla o bugünün konusu değil diye düşünüyoruz biz. Biz o gün geldiğinde, yani o süreç başladığında o ortam içerisinde tabii ki bakacağız, tabii ki değerlendireceğiz. Şimdiden kimse kestirmesi mümkün değil. Yani seçim yasası ile ilgili çalışmalar var, başka konulardaki çalışmalar var. Bunların hepsi netleşsin. Ondan sonra tabii ki bizim partimizin yetkili organları toplanır, ona göre karar verir bu ittifak konusunda. Çünkü ittifak konusu tamamen seçimle alakalı bir konu. Biz işbirliği konusu, bu demokrasiyi güçlendirme konusunda, Türkiye'de özgürlükleri güçlendirme konusundaki işbirliğinin sıcak tutulması ve güçlendirilmesi konusunda hiçbir tereddüt göstermiyoruz. Hatta bazı konularda çok da inisiyatif alma çabası içine bulunuyoruz. Bir noktanın daha altını çizeyim. Şimdi bizimle ilgili olarak tabii acaba işte şu ittifakta yer almazsa işte şu anda mevcut iktidarın bulunduğu blokta, ittifakta yer alma ihtimali, riski var mıdır şeklinde de bir soru da tabii ister istemez sahada da biz karşılaşıyoruz. O konudaki tutumumuzu da biz çok net bir şekilde ortaya koyduk. Biz diyoruz ki Türkiye'de bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin güçlendirilerek devam ettirilmesini hedefleyen bir ittifakla biz yan yana gelemeyiz. O ittifakla biz beraber olamayız. Oradaki tavrımızı net bir şekilde ortaya koymuş durumdayız. Ama hani diğer ittifak konuları zamanı ve zemini geldiğinde değerlendirilecektir. Ona göre de hareket edilecektir. Şu anda aslında önemli olan da o biraz önce söylediğim gibi o tematik konularda, kritik tematik konularda partiler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesidir. Biz buna inanıyoruz. Ona göre de hareket ediyoruz. Yani özetle pratikte ilkeler çerçevesinde zaten birlikte hareket etmeye, ortaya koyduğumuz ilkeler uyuştuğu sürece birlikte hareket etmeye açığız ve ittifak meselesi daha biçimsel bir mesele diyorsunuz.